Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada Shiba ve Doge üzerine konuşacağız. E, genel olarak bu iki altcoin'deki balina alımlarını değerlendireceğiz. Bu arada Shiba ve Doge arasında hangisinin sizin favoriniz olduğunu videonun yorumlar bölümünde yazmayı unutmayınız. Devasa balinalar zulasını bu iki altcoin ile doldurdu diyor. Bakalım. Kripto piyasası düşerken dev yatırımcılar indirimli fiyatları değerlendirmekte geç kalmıyor. Balina izleme botları milyon doların üzerinde iki büyük altcoin satın alımı gösteriyor. E her zaman söylüyorum zaten e büyük ihtimalle pek çok küçük yatırımcı tarafından bu gibi süreçlerde satışlar gerçekleşirken tabii fiyatların düştüğü bu süreçte balinalar Çılgınlar gibi topluyor. Bunun sebebi de bağlı oldukları altcoin projesinde sonu görebilmeleri. Tabii küçük yatırımcı da bunu görebiliyor ama sabre demiyor. Çok enteresan bir durumdur. Gerçekten araştırılması gereken bir psikolojik durum olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta dibi değerlendiren kazanıyor. Her zaman bu böyle oluyor. Balinalar bu iki altcoini avlıyor. Cebi bol bir Shiba yatırımcısı. Kripto fiyatları düşerken 100 milyarlarca ship tokenı kapıyor. Balina araştırma platformu Whale yeni verileri en büyük 254. Ethereum balnası Blue Whale Chief 073. bununla alakalı biliyorsunuz zaten konuşuyoruz. Blue Whale Chief 073 çok enteresan bir tiptir. Önceki videolarda da önceki günlerde de belirtmiştik. Kendisi nereden bulursam oradan alırım. Maksat ayı olsun mantığıyla Robert Kiyosaki tarzını benimsemiş bir balinadır. Şiba'daki en yüksek faaliyetli balinalardan bir tanesi olmakla birlikte ayı sezonu dahilinde sürekli toplar. Yani nokta olmaksızın ayıysa toplar adam ya. Çatır çatır girer. Öyle bir tiptir. 20 Nisan'da 1.2 milyon dolar değerinde 117 milyar şip satın aldığını ortaya koyuyor. Evet. Daha sonra ayrı bir işlemde balina 2 milyar dolar değerinde 194 milyar şip satın alarak balinanın tut, e, yuttuğu toplam şip miktarını 311 milyara çıkardı. E, bu milyon dolardır tabii ki milyar dolar değildir. Altcoin balinası şip fiyat düşüşlerini değerlendiriyor. Balina son şip yatırımlarını fiyat 2023 zirvesinden yaklaşık %30 düşerken gerçekleştirdi. Şip fiyatı 4 Şubat'ta zirveye ulaştı ve 4.014 dolara kadar tırmandı. Bununla birlikte balina şipleri 4.011 dolar karşılığında toplamaya toplamayı başardı. Doğru zaten alım konusunda mantıklı bir pozisyondur 4.011'ler. Hiç değilse kademeli alım için. Bunun haricinde düz 4.1ler ve 5.097'ler yine kademeli alım konusunda oldukça avantajlı noktalar kaç tane ship yakıldığını takip eden bir protokol olan Shipburn'dan alınan yeni veriler son 24 saat içinde yanma oranının son 22 milyon ship'in yakılması nedeniyle yazı yazılırken %69,5 arttığını tespit etti. Tabi şu anki gelen yakımlar öyle ağım şağım düzeyde değil. Rutin diyebileceğimiz yakımlar ki zaten düşen piyasa içerisinde de bunlar gayet normaldir. Analiz firması Into the göre mevcut fiyatlarla Shiba Inu sahiplerinin yalnızca %29'u yeşil renkteyken %67'si su altında. Buna karşılık kripto analitik platformu Dogecoin yatırımcılarının %53'ünün gerçekleşmemiş kazançlara oturduğunu ve %39'unun kırmızı gördüğünü tespit etti. Aralarındaki bu veri e, bir anlam ifade etmiyor hiç işte değilse şu an için yani iki kat daha fazlası kazançtı. Birincisi zaten oyun ve zaman e, farkları çok ayrıdır. Doce bir ilk hareketçidir. Shiba bir son hareketçidir. Dolayısıyla şu anki bu veriler normaldir. Haricinde Shiba Doge'a göre bu konuda daha radikaldir. Doge ise daha spekülatiftir. Ki Elon Musk dopingleri geldiği için bunlar meydana geldi. Kendi normallerini takiben doğru bir durumdur. E, vakti geldiğinde örneğin bundan bir sonraki dalgada bunun ekseri tam tersi bir oran görülecektir. Balina Dogecoin düşüşünde 12 milyon dolarlık daha satın aldı. Blockchain izleme hizmeti Dogecoin Wild Alert başlangıçta milyonlarca dolar değerindeki Büyük Doge hazinesinin hareketini tespit etti. Dogecoin Wild Alert ilk 20 cüzdandan birinin değeri 12.42 milyon dolardan fazla olan 159 milyon docu Başka bir ilk 20 cüzdana aktardığını belirtiyor. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Ethereum balinaları e, Shiba'yı toplarlar. BSC balinaları ise Doge toplarlar. Tabi topladıkları farklı altcoin'ler de olmakla birlikte Shiba Ethereum balinalarının bir numarasıdır diyebiliriz. Doge daha çok BSC balinalarının ciddi anlamda radarındadır. Blockchain araştırma hizmetine göre derin cepleri olan Dogecoin yatırımcısı işlemi gerçekleştirmek için 1 dolardan daha az para harcadı. Alıcı cüzdanının şu anda 283.85 milyon dolardan fazla değerinde tam tamına 3.6 milyar Doge bakiyesi var. Satın alımlar Doge düşüşünün ortasında geldi. Bakın yine aynı meseleye geldik aslında. Dogecoin'de de aynı durum var ki Önceki videolarda da biliyorsunuz bununla alakalı konuştuk. Şu an Dogecoin tarafında son gelen Elon Musk hareketi. Devamında ne yazık ki roketin inflak etmesi gibi olaylar her ne kadar düşüş getirse bile devamında mecburi olarak balina alımlarını arttırdı. Bu da cüzdanlardaki bir şişme ve olası durumdaki yukarı meyli arttırmış durumda. Bütün bunlarla birlikte günler öncesinden konuştuğumuz bu balina alımların ve aktivitenin ciddi anlamda artması bugün şu anki seviyeler üzerinden avantajlı bir durum halini taşıyor. Satın alımlar Doge düşüşünün ortasında geldi. Doge yazı yazılırken 8 sentten işlem görüyor. Piyasa değerine göre 9. sıradaki kripto varlığı haftalık zirvesi olan 9.4 sentten %17'den fazla düştü. Doge'un fiyatı düşü ilk olarak Perşembe günü Elon Musk'a ait SpaceX'in uçuşundan 4 dakika sonra beklenmedik bir şekilde patlayan çok duyurulan bir test roketini fırlatmasının ardından gel gerçekleşti. Musk ayrıca şu anda Doç fiyatını 2 yıl boyunca yasa dışı bir şekilde artırdığı ve ardından çökmesine izin verdiği iddiasıyla ilgili yasal bir savaşın ortasında. Ancak Musk'ın avukatları yıllar boyunca Doge hakkındaki tweetlerinin mimler veya şakalar olduğu ve Dogecoin'in multimilyar dolarlık piyasa değerine sahip meşru bir varlık olduğu için davanın reddedilmesi gerektiğini iddia ediyor. Tabi bu dava sürecinden de pek bir şey çıkmayacaktır. Uzar gider sonunda da büyük ihtimalle düşer gibi gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu izleyen herkese. Hoşçakalın.